Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Temmuz 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, öncelikle Temmuz'un konu başlıklarına şöyle bir bakalım. Güneş 23'üne kadar Yengeç burcunda, ardından Aslan burcunda ilerleyecek. Mars Boğa burcuna geçiyor bu ay. Merkür çok hızlı, tam 3 burçta dolaşacak. Oğlak burcunda dolunay var. Aslan burcundaysa bir yeni ay var. Evet, detaylara bakalım. Güneş 23'üne kadar Yengeç burcunda parlayacak sizin 5. evinizde. 28 Haziran'da doğan Yengeç yeni ayının tesirleriyle başlıyoruz Temmuz'a ve bunlar Temmuz'un ilk günlerinde aslında devam edecek. 5. evinizde Merkür 5 Temmuz'da Yengeç burcuna geçiyor. Romantik konular, aşk hayatınız, sosyal hayatınız, çocuklarınızla ilgili konular, beklentiler, belki hamilelik, doğumla ilgili mevzular, sosyal hayatınız özellikle öne çıkıyor. Biraz da eğlenceli, keyifli, sizi mutlu eden gelişmeler var veya bunlara odaklanıyorsunuz. Kişisel olarak kendinizi iyi ifade edebileceğiniz faaliyetlere de odaklanabilirsiniz. Sanatsal konular olabilir bunlar, spor olabilir, hobileriniz olabilir. Bunlarla ilgilenebilirsiniz. Çocuklarla daha fazla zaman geçirebileceğiniz bir dönemdesiniz. Ve Mars 5 Temmuz itibariyle Boğa burcuna geçecek. Sizin 3. evinize geçecek. 3. ev yakınlarla ilgili konularda daha fazla aktivite anlamına geliyor. Bu ay işte kardeşlerle, akrabalar, kuzenler, yeğenler, komşular, onlarla ilgili konular sizi biraz yorabilir zaman zaman. Daha fazla buralara enerji harcayabilirsiniz. Biraz tartışmalar da olabilir. Fikirsel tartışmalar. Bunlara dikkat edin. Kazalara, sakarlıklara da dikkat edin. Çünkü Mars eve çok fazla hareket getirir. Yani kısa da olsa, şehir içinde de olsa gitmeler, gelmeler, ziyaretler, yolculuklar falan çok öne çıkıyor. Trafikte dikkat etmek lazım. Özellikle ayın son günlerinde. Eğitimle ilgili konular, yeni bir şeyleri öğrenmek için daha meraklı, daha aktif olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Kardeşlerle de ilgili efor sarf edebileceğiniz süreçleriniz olabilir. Ayın 13'ünde Oğlak Burcu'nun 21 derecesinde dolunay meydana geliyor. Plüto ile birleşen bir dolunay, dönüştürücü ve güçlü bir dolunay. 11. evinizde meydana gelecek. 11. ev dolunayları keyiflidir. Çünkü burası bizim hayattan beklentilerimizle, umutlarımızla, hayallerimizle ilgili bir ev ve dolunaylar tamamlanmalar getirir. Bir hayalinize, bir umut ettiğiniz bir şeye, bir oluşuma kavuşmanız mümkün. Bir dileğinize kavuşabilirsiniz. Bir proje sonuçlanabilir. Harcadığınız emeklerin karşılığını alabilirsiniz. Özellikle iş hayatınıza, mesleki hayatınıza bir başarı elde etmeniz mümkün. Bunun maddi gelirleri olabilir. Mesela maddi kazanımları, ödülleri olabilir. Ya da terfi edebilirsin, statünüzde bir gelişme olabilir. Keyifli bir alan. Sosyal hayatınızda etkiler var. Arkadaşlarınızın çok daha gündeme gelebileceği bir alan. Bazı arkadaş ilişkilerinizde dönüşümler olabilir. Evet, bazı grup ilişkilerinizde ya da organizasyonlar içerisinde faaliyetlerinizi sonlandırabilirsiniz. Bir kulüpten, bir dernekten ayrılabilirsiniz veya burada bazı kararlar, dönüşümler içerisinde olabilirsiniz. Arkadaşlarınız ve arkadaşlarınızın yaşamında da dikkat çekici gelişmeler olabilir bu dönem. İlginiz daha çok yani arkadaşlarınıza yönelebilir özellikle. Dolunay ve dolunayı takip eden 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası etkiler çok öne çıkıyor. Tabii herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 21 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu etkiler sizin için çok daha önemli olabilir. Dolunayı takip eden günlerde ayın 17'sinde, 18'inde Yengeç burcunda çok güzel bir Güneş-Merkür kavuşumu var. Üstelik sizin burcunuzdaki, balık burcundaki Neptün'le de muhteşem bir üçgen açısı var. Bu biraz hani çok romantik bir açı bence. Yani sevdiğiniz kişiyle güzel bir organizasyon, bir tatil olabilir. Çocuklarla ilgili keyifli bir etki var. Çocuklarınızla ilgili belki böyle bir ihtiyaç duyduğunuz, bir çok arzu ettiğiniz bir hayalinize kavuşabilirsiniz. Maddi konularda şanslar, yardımlar olabilir. Sizin de aslında empati gücünüz, duyarlılığınız, sezgileriniz çok güçlü. İlham akışı çok güçlü. Hani manevi konularda derinleşmeler olabilir. Sanatsal ilhamlarla burada çok güzel bir şeyler ortaya çıkarabilirsiniz. Dikkat çekebilirsiniz. Yardımlaşma temaları öne çıkıyor. Çevrenizdeki kişilerle ilgilenmeniz, ihtiyaç sahibi kişilere, yaşlılara, hastalara, hayvanlara yardım etmeniz veya sizin ihtiyacınız olan alanlarda sizin bu yardımları, destekleri bulmanız mümkün ve bunların manevi açılımları da, geri dönüşleri de çok derin olabilir, çok önemli olabilir sevgili balıklar. Ve ayın 19'unda Merkür Aslan Burcu'na geçecek, 23'ünde Güneş Aslan Burcu'na geçiyor.
6. evinize doğru ilerliyor artık gezegenler. Ayın son haftası özellikle günlük hayatınızın rutinleri, iş temponuz öne çıkacak. 28 Temmuz'da 5 derece Aslan burcunda yeni ay doğuyor. Bu yeni ay sizi çok fazla etkilemeyebilir. Çünkü sabit burçlarımızı daha çok etkiliyor. Ama yine lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 5 derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenleriniz bulunuyor mu? Bulunuyorsa etkiler alabilirsiniz. İş hayatınızla ilgili bir başlangıç olabilir. Çalışma koşullarınız veya beraber çalıştığınız kişilerle ilgili yenilikler olabilir. Evcil hayvan edinebilirsiniz örneğin. Sağlığınızla ilgili gelişmeler olabilir. Sağlık konularında bazı hassasiyetler olabilir. Çünkü Dolunay'ı takip eden günlerde Merkür'ün Mars'la dik açısı etkinleşiyor. Bu biraz sinir sistemini zorlayabilir. Nörolojik sorunlar, dolaşım sistemi problemleri, tansiyon sorunları. Eğer varsa kronik sorunlarınız sevgili balıklar, bu yeni ay ve yeni ayı takip eden Temmuz'un son günlerinde lütfen biraz daha sağlığınıza dikkat edin. Özellikle ayın son günlerinde Mars'ın Uranüs'e doğru da bir yakınlaşması söz konusu. Bu da sürpriz, hani beklenmedik böyle ani gelişmeleri daha çok ortaya çıkarabilir. Hani sizinle de ilgili olmayabilir, bir akrabanızla ilgili, yakınlarınızla ilgili de komşularınızla da ilgili olabilir. Biraz çevrenizdeki kişiler, onların yaşamları, onların sağlıklarıyla da ilgili. Hani hızlı beklenmedik sürprizleri bekleyebiliriz. Bu arada trafiğe dikkat edin dedim. Anlaşmazlıklara, ayın özellikle 26'sından 27'sinden sonra ayın son günlerinde çevrenizdeki kişilerle ilişkilerde daha sakin olun. Komşularınızla tartışmayın. İşte kardeşlerinizle, iş arkadaşlarınızla, akrabalarınızla bazı böyle yani bir mevzu olabilir, anlaşılması gereken ya da işte fikirsel bazı sorunlar olabilir. Trafikte de yine kazalara, sakarlıkla, özellikle çalışma ortamınızda falan daha temkinli olmakta, daha güvenli adımlar atmakta fayda var sevgili balıklar. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.